İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın Batı Ermenistan'ın doğu bölgelerine ziyareti. Batı Ermenistan'dan haberler. Cavakkın Parvana Nehri etrafına gidiş gelişler kesinlikle yasak. Fransa Savunma Bakanı, Yunanistan'ı destekliyoruz, Türkiye'nin eylemlerine karşıyız. İdlib'de Türk kuvvetleriyle Suriye Silahlı Muhalefeti Suriye ordusuna karşı saldırı başlattı. Antranik Paşa Ozanyan 155 yaşında. Şirak'ın Kışı 2020 Festivali en çok beklenen kış etkinliği olmayı hedefliyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan 18 Şubat'ta Batı Ermenistan'ın Ardahan bölgesini ziyaret etti. Devlet Başkanı Abrahamyan ziyaret sırasında bölgenin mevcut durumuyla ilgilendi, yerel sakinler ve çeşitli kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirdi ve insanların sorunlarıyla tanıştı. Başkan, toplantılar sırasında işbirliği konusunda olası doğrultuları tartıştı. Devlet Başkanı'nın Ardahan ziyareti Zovk Hüsiso Çıldır Gölü ziyaretiyle sona erdi. Batı Ermenistan'ın Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşma kapandı. Ahlat ilçesinde 30 kilometre karelik alana sahip Naziki Gölü şiddetli soğuk nedeniyle tamamen donarken balıkçılar ise Eskimo usulü balık avlıyor. Köylüler buz tabakasını kırarak göle attıkları ağlarla aynalı sazan ve inci kefali türünden balıklar avlıyor. Karin Erzurum'daki Karakurt Barajı'nın su tutması nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü saat 9'dan itibaren Kağızman Karakurt yolunun ulaşıma kapatılacağı açıklandı. Nisan ayı itibariyle suların tam yükselmesi nedeniyle Karakurt yolu tamamen ulaşıma kapatılacak. Erzurum'a ulaşım Sarıkamış-Karaurgan yolu ile sağlanacak. Parvana HES'in boşaltılması sonucunda Parvana Nehri'nin seviyesi 40 santim yükselecek. Alik.g'nin belirttiğine göre Acil Durumlar Yönetim Servisi tarafından yayınlanan bir açıklamada vatandaşların nehrin yakınında bulunması yasaklandı. Ahalkalak yakınlarındaki Parvana HES'i boşaltmak için vanalar açılacak ve bu nedenle Parvana Nehri'nin seviyesi 30-40 santim yükselecek. Balıkçılardan ve avcılardan kendi hayatlarını ve sağlıklarını tehlikeye atmaması için dikkatli ve uyanık olmaları isteniyor. Cavak'taki Parvana HES 2014 yılında açıldı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa'nın Akdeniz'de mevcut anlaşmazlık konusunda Yunanistan'ı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni desteklediğini ancak Türkiye'ye karşı olduğunu belirtti. Parly yaptığı açıklamada Fransa Ege Denizi ve Akdeniz'deki gergin durumun üstesinden gelmek için Yunanistan'ı desteklemek istiyor dedi. Ona göre Ocak ayında Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis savunma alanında işbirliği yapmaya kararlı olduklarını vurguladılar. Parly ayrıca Avrupalı ortaklarının da Türkiye'nin hukuk ihlallerini kınadığını belirtti. Türk birlikleri ve Suriye muhalif güçleri pazartesi günü İdlib eyaletinde Suriye hükümet ordusuna karşı saldırı başlattı. TAS haber ajansı Al Arabiya'ya atıfta bulunarak Türk kuvvetleri ve Türk yanlısı muhalif güçlerin Neyrap şehrine bir kara saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı. TV kanalına göre Suriye ordusu ile saldıran güçler arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Geçen hafta Suriye ordusu, Suriye Ulusal Öz Savunma Kuvvetleri'nin desteğiyle Neyrap bölgesinde 250'den fazla gerici teröristi öldürdü. Bugün 25 Şubat, Ermeni halkının şanlı evladı, yetenekli bir askeri komutan ve Ermeni ulusuna hayatını adamış büyük insan Antranik Paşa Ozanyan'ın 155. doğum yıl dönümü. Antranik Paşa'nın Ermeni halkının kurtuluş mücadelesindeki rolüne paha biçilemez. Kahramanlık hayatı boyunca kişisel ilgi ve mutluluğunu bir kenara bırakarak her zaman kendi milletini destekledi. Kısacası Komutan Antranik Paşa şunları söyledi. Hayatımda asla kişisel mutluluk ve refah için çabalamadım. Her zaman bir şey arzuladım ve sadece bir şey için savaştım. Kendi halkımın özgürlüğü ve refahı için. Emeğimin takdir edilmesini istemiyorum ve sadece hayatım boyunca hizmet ettiğim milletimi mutlu etmek istiyorum. Sasun, Muş, Ardahan, Karin, Nahçıvan, Zangezur ve şanlı komutanın birlikleriyle konuşlandığı diğer birçok yerlerde Ermeni halkı rahat ediyordu. Ulusal kahramanın eylemlerini birkaç satırda tanımlamak ve ona karşı olan şükranlarımızı ifade etmek zordur.
Doğum günün kutlu olsun. Ermeni ulusunun cesur ve şanlı evladı. Senin adın kalplerimizde, şarkılarımızda ve kitaplarımızda ebediyen parlak bir şekilde yer edinecektir. Yaşa Antrenik Paşa! Kış sporları, kültürel etkinlikler ve muhteşem eğlence. Şirak'ın Kışı 2020 Festivali'nin organizatörleri, Aşotsk'u ziyaret eden konukların hayal kırıklığına uğramayacağına söz veriyor. Armen Press'in bildirdiğine göre 29 Şubat'ta Ermenistan Cumhuriyeti Aşotsk bölgesinin ilginç kültürel ve sportif etkinliklerin yer aldığı Şirak'ın Kışı 2020 adlı festival düzenleyecek. Festivale Şirak bölgesinde kışı uğurlayalım sloganı verilecek. Şirak Turizm Geliştirme ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Naira Gregorian özellikle şunları söyledi. Herkesi kışın son gününde seyahat etmeye ve Şirak'ın kuzey güzelliğinin tadını çıkarmaya davet ediyoruz. Etkinliği unutulmaz kılmak için her şey yapılacak. Bu spor, eğlence ve kültür sektörlerinden oluşacak. Etkinlik kapsamında kayak, bilek güreşi, ip çekme, atış yarışmaları ve ilginç bir konser programı düzenlenecek. Ayrıca yemek standları da bulunacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gata Band'in seslendirdiği Antrenik Paşa adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.